Fenerbahçe TV'den herkese selamlar. Yakın Markaş programıyla yine sizlere konuk oluyoruz. Çok güzel bir konuğum var bugün ya. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir konuğum var. Sevgili Bade İşçil, hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin. Nasılsın? Vallahi çok güzel bir yere geldim. Çok mutluyum. İyi ki geldin. Bir tarafımız evimiz, stadımız. Aynen, evimizdeyiz yani. Evimizdeyiz. Çok şıksın bugün böyle. Sarı lacivert. Zaten hani evet, orijinalde bir sarı lacivert var. O doğal yansımayı dışarı vurum olsun istedim. Çok çok şık olmuşsun. Nasılsın? Neler yapıyorsun Badeciğim? Teşekkür ederim. İyiyim. Maçları izlemeye devam ediyorum. Heyecanlı bir sezon geçiriyoruz değil mi? Evet, şampiyon olma yolunda ilerliyoruz gibi ama. Yani. İnşallah. Yani nazar geçen, değmesin, iyi gidiyoruz. Geçen sene de çok iyi bir dönem geçiriyorduk. Ondan sonra İşte, bu sene daha iyiyiz ama. Evet, bu sene ben bu sene daha umutluyum. Çok enteresan bir tablo var şu anda. Yani hep yayınlarda konuşuyoruz. Şu an yani bütün bu maçları aldığımızda 100 puanı geçecek bir rekor elde edilecek. Ama mutlaka kayıplar olmasın, kesinlikle olmasın ama olacaktır. Spor bu. Kaybetmek yani, de kazanmak da var. Tabii bu bir oyun. Hani biz taraftar olarak tabii ki kendi takımımızın kazanmasını istiyoruz. O şekilde dua ediyoruz ama olmazsa da olmaz. Evet. Yani kaybetmek var. Sonuçta Türk Ligi. Evet, çok iyi bir kadro kuruldu. Ben konferans liginde de bu sene hani kupa ümit ediyorum, kupa hayalini ediyorum. Hani 3 kupayla bitirelim istiyorum sezonu artık bu sene. Böyle bizim senemiz olsun. Ne güzel şeyler söylüyorsun. Gerçekten olursa çok sevinirim. Olsun, olsun. Bu arada programın başında seninle sohbete geçmeden önce bir filmden bahsetmek istiyorum. Zafer'in Rengi. Sevgili Abdullah Oğuz'un yönetmenliğini yaptığı ve güçlü bir kadronun Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Necat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Mustateri, Birce Akalay kadroda 1918-1923 yıllar arasında Fenerbahçe'mizin geçirdiği süreci, Harrington Kupası'nı ve 2-1 yendiğimiz o maç ve aldığımız kupa var biliyorsun. Halkın nasıl futbolla mutluluk duyduğunu o sıkıntılı süreçte. Bunları çok iyi anlatan bir film çekildi. Büyük bir prodüksiyon. 16 Şubat'ta vizyona giriyor. Heyecanlıyız. Zaten stadyumumuzun her tarafında bununla ilgili afişler var. Her tarafta bilgilendirmeler var. Buradan da bütün taraftarlarımıza, Fenerbahçelilere bu filme gitmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü güzel bir... Emek verilen her şey güzel. Değerini bulmalı. Neden? Bade İşçil'i bir projede göremiyoruz birkaç süredir. Yani ne zamandı en son projem? Covid döneminden önce. Yani ulusalda ekranlarda, Covid döneminden önce ufak tefek cinayetler için ekrandaydım. Sonrasında işte dijital platformlarda var işlerim. Ama ana akımda... Aşk 101. Aşk 101 var. Öyle bir çalışmam evet, var. Şimdi yine aynı platformda bir işimiz çıkacak ama henüz yayın tarihi belli çekildi. Değil. Çekildi. İşte ben de özledim çalışmayı ama... Yani çok çok fazla... Değerlendirebildiğim bir proje gelmedi elime. Çok yani, fazla iş var bu ara. Bakıyorsun her gün bir dizinin tanıtımı geliyor. Yeni dizi. Tüm kanallarda. Ve işte konuşuyoruz ama birçoğu da çok erken veda ediyorlar. Yani tabii o kötü tutmuyor. Bir şey. Yani emek veriliyor. Çok kişi çalışıyor. Keşke bütün projeler yani verilen emek kadar değer görse ama... Bilemiyoruz. O tabii bir şans. Yani nasıl ki iki takım sahaya çıktığında maçı kimin kazanacağını bilmiyoruz. İyi çalışan ya da o şansı yaver giden o gün her şey. Yani seyirci de aynı şekilde seviyor ya da sevmiyor. Bizler okurken, içine dahil olurken muhakkak tabii ki hani inanıyoruz projeye ve başlıyoruz. Ama olmayınca da olmuyor bazen öyle. Şeydi galiba dijitalde böyle bir ihtimal pek yok yani. Hani tutmadı bilmem finali. Çünkü çekiliyor. Tabii zaten reyting kaygısı çok olmuyordur herhalde. Onlarda da belki hani dizi olarak yani eğer film değilse dizi olarak değerlendirdiğinde sezonlarını belki uzatma açısından. Evet. Çok fazla izlendiyse, talep görüyorsa belki ikinci sezon, üçüncü sezon diye devam etmelerini sağlıyor. Ama mesela bazıları daha birinci sezonu yayınlanırken ikinciyi de çekmiş oluyorlar. Öyle bir durum da var yani.
Baştan anlaşırken evet. Evet. Yani zaten 1-2 sezon garantili gibi genelde oluyor. Ama sonrası işte duruma bağlı oluyor. Bilmiyorum, takip ediyor musun? En son ben Kübra'yı izledim. Çağatay Ulusoy'un. Enteresan bir konuya değinmişler. Farklı ben henüz bir şey, izleyemedim. Evet. Farklı bir şey yapmışlar. Ya çünkü artık böyle Türk dizilerinde, sinemalarında sürekli bir aşk, sürekli standart bir proje tutmuyor artık. Vurdu, kırdı, evet. İşte silahlar falan, artık bunlar daha farklı bir şeyler olunca, işte hep söylüyorum bunu işte, evet. Pera Palas, kulüp falan, bunlar beni çok etkilemişti. Hem o dönemleri çok iyi, kulüp prodüksiyon çok güzel olarak iyi yansıtmışlardı. Ben de çok beğeniyorum. Gökçe de zaten içinde olduğu için. Bizim ufak tefek cinayetlerden ekibimiz. Evet, evet, o da çok güzel bir işte. Esas senin tabii, hani benim hafızalarımdan hiç gitmeyen bir Ezel işi var. Tabii. Ezel. Kaç sene oldu? Bayağı 10, 12, 15 sene olmuştu değil mi? Tam 2010 hatırlamıyorum. 2010 falan da herhalde çektiğimiz. Şampiyonlar Ligi kadrosu vardı orada yani. Evet. Bayağı evet. Çok güçlü isimler vardı. Hatırladıklarım Tuncel Kurtiz, Allah rahmet eylesin. Sarp vardı. Sarp Akkaya geçen gün buradaydı. Tefo hala daha bana soruyorlar. Niye Tefo'yu sattın diye. Ama işte senaryo ben yazmıyorum. Tefo'm ya. Ben Şebnem kıyabilir mi Tefo'suna? O da çok yetenekli bir oyuncu. Evet, çok çok onlar severim. Yeni bir diziye başladılar. Olarak da çok tatlı bir insandır. Kimler vardı başka? Barış Falay vardı. Yiğit Özçener vardı, Barış Falay vardı. Cansu Dere vardı. Kenan İmirzalıoğlu zaten Ezel'di. Kenan İmirzalıoğlu. Daha sonra Haluk Bilginer. Haluk Bilginer. Kıvanç Tatlıtuğ'la bir ara girdi. O da 8 olarak girdi. Enteresandı. Ve hala çok güzel işte bir kadroydu. Çok güzel bir hikayeydi. Ben baştan sona bir daha oturacağım, izleyeceğim. Bakalım. Harika. Hep onu diyorum ama oğlumla işte maalesef ben dizileri pek izleyemiyorum. Hep de onunla da işte böyle futbol daha çok paylaştığımız için. Şeyde YouTube'da falan vardı zaten tekrarları değil mi? Evet, onun öyle şey yüklenmiştir sanırım. Yani. Öyle yani orada izleyenler oradan izlediklerini söylüyorlar. Ben tabii çekerken sadece eğer o gün rap o gün diyoruz işte tatil olduğumuz güne denk gelir yayın. O zaman izlediğim. Yani senaryo hakim olduğum için de ama aradan şimdi zaman geçti. Bir izleyip kendime kızar mıyım bilmiyorum. Çok yeni başladığım zamanlarda. Hala keyifle izlenebilir biliyor musun? Yani o yok güzel. Şimdi ben oyunculuk kariyerimde ilerlediğim noktadan oraya dönüp kendime kızar mıyım? Böyle ya, güzel işin içinde ya, böyle mi oynadım çok ben? Çok iyiydin ama sen orada harikaydın yani. Ya teşekkür i̇yiydin. Ederim. İyi o zaman. Yani o dizi dersin. Şöyle, o dizinin replikleri, müzikleri hala günümüzde kullanılıyor. Evet, özellikle evet, çok özür dilerim. Ramiz dayının o davul sesinden. Yeah, tiradları. Evet. Bazı işler öyle işte yani ses getiren işler var. Evet. Bunu yakalamak çok kolay işte. Aşkın Memnu, işte Yaprak Dökümü. Tabii bunlar. Daha eskilerde işte Bizimkiler, Süper Baba. Ya. Hani böyle özel diziler var. İşte Kurtlar Vadisi i̇şte de var. İşte her zamanın yani aslında şimdi bazı projeleri düşünüyorum. Çok güzel işler. Ama hani günümüzde biz izliyoruz. Ama yeni nesiller böyle daha biraz daha seçici, daha da farklı, daha böyle aksiyon, daha bizim aile şeylerimizden daha çok biraz daha böyle aksiyon bir şeyleri çok seviyorlar. Bir de dizilerde maalesef şu var yani gördüğüm bir gerçek yaşamlarımızdan çok uzak yaşamlar gösteriliyor. Yani villalar, hı, yalılar, kapılarda beşalılar, evet, ayakkabıyla lüks arabalar. Evde dolaşan insanlar var. Ben yani buraya metro ile gidip geliyorum ya. Yani, kapımda özel araba yok. Bilmiyorum öncesinde okey de Covid'den sonra bir hijyen şeyi oldu. Hiç kimse bilmiyorum evinde dolaşıyor. Yani çok enteresan, aynen. Hani onu hesaplar olduğumuz için artık çok uygun gelmiyor. Ama tabii düşünse işte sabah kalkıyorsun vapur geçiyor. Ama demeyin işte böyle çorapla da dolaşırsak bazen o hijyenik bir ortam olmuyor. Bizim çekim yaptığımız yerlerde kullanılan yerler olmuyor. Evet. Yaşanan alan olmadığı için. Bütün ekip orada ayakkabıyla dolaşıyor falan. Yani beyaz çorap gibisin mi simsiyah? Görüntü vermek hoş olmaz. Aynen. Yani dediğim gibi yaşamlarımızdan çok daha uzak bir tablo gösteriliyor ve bu sanki İstanbul'da herkes böyle bir hayat sürüyormuş gibi falan gibi düşünenler de oluyordur belki. Ya o değildi. Akşam saatlerinde işte yayınlanıyor bu diziler. Bir böyle sofra kuruyorlar, yemek yiyorlar. Benim canım çok çekiyor. Gecenin yarısı yemek yememem lazım. Ne yesem diye böyle grisini falan atıştırarak ancak ya da böyle yemiş de. Ama 10 defa çiğniyorum. Hani bir lokmada gidecek bir şey. Hani ağzımda dolandırıyorum. Kilo almıyorum yatmadan önce şimdi diye ama. Yavaş yavaş. Kötü yanı o.
Evet yani yemek sahneleri dediğin gibi belki de hani özellikle kahvaltı sahnesine denk lazım. Gelirsem çok fena. Çünkü hali hazırda dolapta var yani işte peynir, zeytin de. Ben de mesela ben şeye de çok karşıyım yani ben kendi şahsi fikrim kimse kızmasın bana. Bu Instagram'da falan sosyal medyada çok yediğini içtiğini paylaşıyor insanlar. Bence çok şey yanlış bir şey yani kendime göre söylüyorum. Hani çok cazip, enteresan bir şey yersin, uzak doğuya gidersin, böcek yersin, yılan yersin. Değişik bir şey, okey. Hani yediğin her şeyi falan biraz böyle gerçekten diyeceksin ki ya orada paylaşılan şey yemeyen mi var? Vardır. Vardır. Ya o an canını çekebilir. Ya paylaşım yapamayan insan bile yani, vardır. Neler var? Çok fazla şeyi paylaşıyoruz hayatımızla ilgili belki de. Eskiden belki bundan biraz daha mutluyduk. Bunlar yoktu hayatımızda, daha natural, daha saf. Evimizdeki sabit telefonlarla iletişim kurduğumuz dönemler falan çok... Benim hep özlediğim şeyler. Güzeldi ya. Güzeldi. Senin oyunculuk dönemi nasıl başladı peki? İlk yani. Nasıl başladı? Ben televizyonda bir arkadaşımın yapımcılığını yaptığı bir ev dekor programı sunuyordum. O yani hiç alakam olmadan girdiğim bir şey. Yaparsın hadi işte güzelsin falan diye kendi soktu beni. Sonrasında ekranda görününce teklif geldi. İlk bir Gülpare diye bir dizi için. Ekranda yer aldım. O böyle kısa süren bir şeydi. Son dönemine girmiştim dizinin oyunculuğuna. Hoşuma gitti. Para kazanıyorum diye. O zaman çünkü üniversitede okuyordum. Ha dedim iyi yani bir harçlık için. iyi bir bütçe. Tamam olur. Sonra teklifler geldi. İşin içine girip bir sahne tozu diyorlar ya. O zaten insanın içine girince artık zaten 2000'lerin seviyorsun. 2000'lerin başı mıydı bu yani? Ne zaman? Hatırlıyor musun? 2005, ya yaşını ortaya 2007 falan. Konuşuyoruz falan. Yok 40 yaşındayım ya. Ne? Ben yaşanmışlığı seviyorum. Gerçekten güzel bir şey ben. 40? Evet. Kimse inanmaz ki buna. Bade yaşı 40 öyle yaşında. Diyorlar. İnanın, yani bir şey de yaptırmıyorum henüz. Yaptırma sakın. Çok. İstemiyorum. Doğal bir şekilde ne olacağımı merak ediyorum çünkü. 30 falan desen kimse şey yapmaz yani. Yadırgamaz. Peki. Çok iyi bakmış kendine maşallah. Ya inşallah sağlık yani bu, olarak da aynı. Gibi o yapılan şeyler falan da zaten çok zarar veriyor bence yani. O anlık güzelleştiriyor olabilir ama evet. Ondan sonra onlar gittiğinde bıraktıkları izler, etkiler. Bilmiyorum ben işte hani o magazinsel şimdi olup şey yapmayayım. Hani kimseyi eleştiriyor da olmayayım. Eleştiri değil yani zarar veriyor. Çok aynı tip oldu herkes. Yani aynı yani bilmiyorum. Evet. Evet doğru söylüyorsun. Ya artık ben kendime de güzel gelmiyorum zaten. Herkes çok güzel oldu. Hani bir ara bir egom varmış. O da kaldı. Saç rengin peki doğal mı? Benim doğal. Maşallah. Yani ben Berna doğuştan Fenerbahçeli olarak babam Berna da Fenerbahçeli. Berna Abadoğlu söyledi geçen. Bak dedi doğalım ben dedi. Sapsarı dedi. Evet. Benim doğal. Yani rengimi şu an için koruyorum. Saçlarımın uçları daha sarı. Güzellik programına hoş geldin. Koyu geliyor. İşte yazın açılıyor falan öyle. Şimdi geleceğiz. Bu bir ara bunu konuştuğum için hani saçları yok boya var kesim var dip boyası yapıyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Yok doğal. Doğal. Maşallah. Doğal, ama kökenli şey var galiba. Fenerbahçeliyim yani doğuştan. Değil mi? Balkanlar var herhalde. Şu var. Bu kadar doğal evet, sarı... göçmenlik var. Evet, yani oradan geldiği belli oluyor gözler ve saçlardan. Fatih şimdi geliyor Fenerbahçe'ye. Şampiyon. Fenerbahçe'sin ama aileden geliyor senin bir tutkun. Evet. Babam Fenerbahçeli. Abim var. Abim Fenerbahçeli. Zaten abimin olması yeterliydi benim için. Fanatikler galiba değil mi bayağı? Yani dönem dönem küçüklüğümde Galatasaraylı oldum. Sırf abimi sinirlendirmek için. Galatasaraylı olduğumu söyledim. Ama yani tipimi inkar ediyordu zaten durumu. yani sonra işte onunla beraber maçlara gelirdim. O bana eşlik ediyordu. Kız başıma yollamıyor beni maça. Şimdi abimden sonra evde bir kahramanım daha var. Oğlum. O da bu renklere gönül verdi. Evet, o da bugün geldi burada şu evet, anda. Evet. Çok yakışıklı. Zaten biraz sonra stada çıkacağız. Evet. Onu da görüntülerine göre. O onun görür. Heyecanında zaten yani. Onu da görüntülerine torpilli gezerim diye düşündü. Aynen. Çok zeki bir çocuk ama maşallah. Allah bağışlasın. Hepsi yaşına göre olgun çok... yani böyle. Evet. Otur sohbet et. Aynen. Seviyor. Onu gördüm. Aynen. Seviyor sohbet et. Futbol da oynuyor galiba değil mi o da? Oynuyor. En büyük... zevki. Evde bile artık ne duvar kaldı, ne cam, ne mobilya, ne vitrin. Anne dur bir şut daha deneyim falan şangır şangır. Evet, televizyon kırmışlığımız da var. Olsun. Maça da gitmiş onu. Demin konuştuk. Maça gittim böyle. İlk maçına gitmiş. Gidiyor. Sen o yaşlara gitmiş miydin maça? Yok. Daha.
Televizyondan anlat o zaman. Hatırlıyor musun ilk maçını peki? İlk maç. Valla o zaman çok böyle taraftar duygusuyla geldiğimi hatırlamadığım için yani kim oynuyordu falan hatırlamıyorum ama en gönül verdiğim zamanlarda Bolic falan oynuyordu işte. Bolic zamanları ise 90, 2000 arası falan. Hani onların olduğu dönemlerin maçlarını iyi takip ediyordum. O Koça'nın kırmızı kramponları vardı, kendime gidip almıştım. Tabii. Ya. Öyle taraftardık yani gördüğümüzü isteyenlerden. Bu sene gittin mi hiç maça? Yok. Ben bayağıdır hiç maça gitmiyorum. Oğlum gidiyor ama ben gitmiyorum. Anlatıyor sana. Çünkü neden? Sanırım o götürdükleri maçta ben kendimi şey yaptım. Hani ben gidip de yenilirsek gibi bir korku oluştu bende. Kimle oynadığını da hatırlamıyorum. Ne olduğunu da hatırlamıyorum maçı. Ama öyle bir şey kaldı. Şimdi de evde koltukta pozisyonlarımız var. Olmadı onu değerlendiririz öbürü. Totemlerimiz totem var yani. Totem var mı böyle bir şeyin? Yani hani oğlumla... sabit bir totemin var mı? Her maç yaptığın. Var. Var. O bizim kaleye yaklaşan gizli karşı mi takımın yandığı. Açıklamak ister misin bunu bize? Yok. Bozulur. Sihri bozulur. Ama daha öncesinde şey yapıyordum. 19.07 kilometre koşuyordum. Böyle ruh hastalığı şeylerim var. Orada duruyordun, gelip araba alıyordu falan. Tabii. Hayır, tamamlayacağım şeyi ona ayarlıyordum yani. Allah rotayı Allah. Ona göre ayarlıyordum. Bayağı deli gibi yürüdüğüm zamanlarda. Ya da şeyde, koşu bandında. O gösteriyor ya. O da ayarlaması onu yapıyordum. Daha kolay. Öyle deli yanlarım işe, oldu. İşe yarıyor muydu? Yarıyordu. Yaramasa yapar mıyım deli Vallahi gibi? Enteresan bir şey daha öğrenmiş olduk. Çılgınlıklar oluyor. Yürüme... Kimseye tavsiye etmem. Evde tek başınıza yapmanızı. Fenerbahçe için yaptığım bir çılgınlık var mı hiç hayatım boyunca? Yani böyle unutamadığım. Evet. Mesleğinde şey yapabilecek mesela atıyorum. Bir gün çekime gitmedim de bir gün şöyle geç kaldım da Fenerbahçe yüzünden maç dinlerken fırça yedim de. Yok, disiplinimi hiçbir zaman hiçbir şey bozdurmuyor. Hani sağlık olmadıkça. Ama çılgınca bir şey yaptım işte o 19.7. O 1907'yi tamamlayacağım diye. Deplasman maçına gitmedin değil mi işte hayatında? Yok. Şehir dışında. Ama bu sene Bade ben derim ki sana bu sene sezon bitmeden bir maça gel. Çok heyecanlı geçecek. Bu önümüzdeki maçlar çok heyecanlı geçecek. Yani evet. Çünkü yani, enteresan bir şu an enteresan bir durum yaşıyoruz. Fenerbahçe ve... Oğlumun tek hayali o zaten. Anne senle maça gidelim. Yani babasıyla falan gitti. Ama baba Fenerbahçeli... Taraftar çok iyi bu sene. Takım çok iyi. Şimdi Galatasaray da puan kaybetmiyor. Fenerbahçe de kaybetmiyor. Ya ben kendime küsersem diye şey yapıyorum. Hani giderim de bir şey yok kendime ya. Ben gittim ondan yenildik gibi bir şey yaşamak istemiyorum. Biz Fenerbahçe'ye küsmeyiz, küsemeyiz. Böyle bir şey yok. Ben kendime küserim diyorum. Hayır. Git bir maça git. Evde çünkü pozisyon değiştiriyorsun. Gel ben çıkıyorum maça. Sen kendini sorumlu mu hissedeceksin bayağı? Ben geldim maç. Ben sebep oluyorum gibi. Sen yoksa bir kişi eksik. Olmaz yok taraftar her zaman. Bir taraftarsın sen. O yüzden ben bu sene gerçekten en son izlediğim şu an Samsun maçıydı. Bunu da şansımıza beraber kaldık ama taraftar büyüleyiciydi. Yani özlemişiz o gerçekten. Ya o tezahürat, o şey çok iyi. Çok keyifli. Şimdi şeye bak takip ediyorsan ligi. Alt taraftaki takımlar yani Beşiktaş, Trabzon dahil buna çok ara açıldı. Yani şu an evet oğlumdan var. Biliyorum hepsini. Yani transferleri biliyorum, ne olduğunu biliyorum. Yukarıda inanılmaz bir savaş var. Çekişme var. Bakalım ne olacak. Ben de heyecanla ligi bekliyorum sonunu yani. Ama büyük ihtimalle biz Mayıs'ta şampiyonluk turu için caddeli olacağız. Seni de listeye ekliyoruz. 1907 kilometre koşup. Ben koşarak geleyim. Zaten evden çıksam ancak. Aşağı yukarı 19 kilometre. Aşağı yukarı. Forma falan var mı evde böyle? Tabii hani? Var. Evet. Takıma imzalattığımız forma var. Yenilemeye inşallah yine. Aklından çıkmayan bir maç oldu mu hiç? Unutamadın ya ne maçtı o be falan dediğim böyle. Basket, futbol, voleybol ne olursa. Skora bağlı değil de 2000... Bazen mesela şeyi ben algılayabiliyorum. Belki oyunculuk yaptığım için. Ekibin ruhunun şey olduğunu hani birbirine uyumlu olduğunu o
aktif oyunculuğu hissediyorum. Bazen de kopuk oynadıklarını hissedebiliyorum. O zaman işte daha çok annelik içgüdüsü herhalde. Hemen içselleştirip bir derdi mi var, bir şey mi var? Bu çocuklar niye bugün konsantre olamıyor falan diye. Ama yani her maç ayrı heyecan. Hepsini yeneceğiz diye ki zaten. Mutlaka tabii ama işte dedim yani sizin ezel dedik unutulun yanlar arasına giriyor. Bazı maçlar da böyle jeneriklerde şey bile son o maçları hatırlarız. Zaten. Hepsinde de çok heyecanlanıyoruz. Futbolcu oğlan var çok heyecanlandığı için. Unutamadığın oyunculardan böyle çok iyiydi ya gerçekten. Yani Alex'imiz var bizim ki. Alex. Hani dünya konuşuruz ne diyeceğim. Alex, ah, her ya yerden var sen işte çıkıyorsun. Mesela Boliç var. Boliç var. Var var. Benim J.J. Okocha var. Anelka. Roberto Apia. Carlos var. Apia yani. Var, Apia. Hepsi var yani. Yok yok ki bizde. Şimdi Edin Dzeko'yu çok evet. seviyoruz. Dzeko. Ferdi'ye ayrı hayranlığımız. Yani hepsi birbirinden değerli. Kimler geldi? Kimler geçti? Fenerbahçe'ye katkı sağlayan. Hepsinin ne diyelim ayağına kuvvet mi diyelim. yani inşallah. Ama, şansları bol olsun. Yani tabii biz kendi dönemimizi konuşuyoruz. Onun öncesinde çok daha... Ya hepsi işte, sağlıklı oynasınlar. Ben Lefterler her maçta... gelmiş. Tabii. Can Bartular. Tabii. Yani... Kimler. İşte, bazen dışarı çıktığında böyle seni sevenler geliyor mu yanına? Geliyorlar. Geliyorlar değil mi? Geliyorlar. Ama sen hepsine böyle sıcak kanlı davranıyorsun. Eminim ki öyle bir yapıdasın. Ben yapı olarak zaten öyle biriyim. Aynen. Ama dışarıdan aynen. görünüş belki biraz aynen. renkler dolayısıyla... Hani kalbinin güzelliği yüzüne yansıyor insanın. Ya sende teşekkür öyle ederim. Şey var. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bak nasıl geçti. Farklı hiçbir şey konuşmadık değil mi daha? Yani ne konuştuk ki biz? Şimdi bundan baştan, sonra konuşma baştan devam başlayalım. baştan alırız falan. Valla çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Benim enerji çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum buraya geldiğin için. Sevgili Bade İşçil'e bir süredir ulaşmak istiyordum. Ulaştım sonunda da. Kendisi de hemen... Yok, ulaşılmaz biri değildi. Yok, ulaşılmaz bir insan değil ama... Denk gelmemiş. Teknik aksaklıklar oldu. Kısmet bugüneymiş. Kısmet bugüneymiş. Zaten ulaştığım anda da bana evet, hemen döndü. Evet. Yani çok sağ ol. O konuda çok mütevazı Fenerbahçe, bir insansın. Torpil, Fenerbahçe torpil ayrıca. Evet. Ya benim için değil, Fenerbahçe için. Bu. Sizin için değil efendim. Fenerbahçe renklerimize. Şaka ben, buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Fenerbahçelere, seni sevenlere. İnşallah şampiyonluk kupasını... Alacağız. Biz müzede yer açtık. Yani bir 3 tane kupa için açtık. Evet, şimdi böyle konuşup bizi özellikle ama şey iyi yapmak isteyen... Kötüyü çağırmıyoruz, iyi. Evet, güzel şeyler söylüyoruz. Hayır, şimdi bunu konuştuktan sonra işte öyle dedin de bak alamadınız. Dedirtmeyin bize, çocuklar iyi oynayın, çok çalışın. Kimler neler konuşuyor da olmuyor. Tabii. O yüzden. Yani kaç senedir olmadı. Belki işte ben de bu stadın yakınlarına bir geldim. Uğur getireyim. Uğur getir. İnşallah. Umarım. Ben çok teşekkür ediyorum sana gerçekten. Ben tekrardan teşekkür geldiğin ederim. İçin. Zafer'in Rengi filmi 16 Şubat'ta vizyonda. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe'mizin çok önemli bir tarihini anlatan şahane bir film. Bu filme de mutlaka gidin. Bu haftalıkta bu kadar. Bakalım haftaya konuğumuz kim olacak? Sürçülisan ettiysek affola efendim. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Ben Serkan Yakın. Bahadır'a gelmedi diyor. Geliyorum. Bir maça da gelecek Bahadır. Geliyorum. Bade ile beraber geleceğiz bir maça. Evet. Ondan sonra ama ben geldiğim maçta yenersek her maça gelmek zorunda hissedeceğim. Gel. Başımın yerim var. Tuhaf totemlerim var Serkan. 1-2-3 Şampiyon Fenerbahçe o. Şampiyon Fenerbahçe o. Tamam bitti bu işler. Şampiyonuz. Biz buraya hokus pokusu yaptık. Şansımızı verdik. Hazır mısın? Ondan sonra hoca son taktikleri veriyor ve burada birleşiyor eller. Şimdi burada senin en sevdiğin futbolcu filmi var. Hepsini seviyorum. Hayır, hepsi canımız, hepsi bizim için. Biz
yeniler var. Onun için var. Onun için. Hoş geldin. Nerede benimki? Batshuayi. Batshuayi. Yanında Dişiko var, Jiko. Ondan sonra Ferdi, Kadıoğlu. Ya hepsi ya. Ferdi, ayırt edemiyorum.